başka adamı da alabilir. Benim telefonum da alabilir. Başka var ya kötüydü. Çocuk oynadı, ayağına çarptı. Koydu. Değerli izleyenler, Muğla'nın televizyonu Kanal F'de Spor Saati'nden mutlu akşamlar. Bu akşamki Spor Saati programında Fethiye Spor, Bodrum Spor, Ortaca Belediye Spor ve Muğla Spor'u konuşacağız. Tabii Muğla amatör küme karşılaşmalarını da konuşacağız. Fethiye Gençlik Basketbol takımının aldığı galibiyetten de söz edeceğiz programımızın içerisinde. Yine her zaman olduğu gibi yorumlarıyla bu programa renk katacak olan Fenerbahçe ve milli takımın eski efsane oyuncularından, golcülerinden Abdullah Çevrim, milli hakemlerimizden, Fethiye Spor eski başkanlarından sevgili Timur Fidan da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, hem Türk futbolunda çok önemli olaylar yaşanıyor. Galatasaray Trabzonspor karşısındaki hakem faciası diyelim artık. Bunu da konuşacağız programımızın içerisinde. Ama en önemlisi Muğla takımlarının en kötü haftası geride kaldı. Fethiye Spor ve Bodrum Spor'da büyük bir üzüntü yaşandı bu hafta. Her iki takım da mağlup oldular. 3 puanla tanışamadılar. Geçtiğimiz hafta sonunda Muğla Spor ise deplasmandan, ligin sonundaki takımdan 1 puan çıkartabildi ancak. Sadece gülen Ortaca Belediye Spor'du. Ortaca Belediye Spor'da 1-0 galip geldi ve haftayı 3 puanla kapatıp ligin alt sıralarından üst sıralara doğru tırmanmaya başladı. Ortaca Belediye Spor'u da tebrik ediyoruz. Diğer takımlarımız da inşallah bu hafta kazanırlar. Bu arada Bodrum Spor ve 3. Lig'de karşılaşmalar yarın oynanacak. Bodrum Spor deplasmanda Orhan Gazi'ye gitti. Orhan Gazi önünde bakalım ne yapacak Bodrum Spor. Evet, dolu dolu bir spor saatiyle karşınızdayız. Ve bu spor saati programı içerisinde takımlarınızla ilgili görüşlerinizi yazmak isterseniz FTV yazıp boşluk bırakıp mesajlarınızı 3969'a gönderebilirsiniz. Tekrar ediyorum, mesajlarınızı FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderirseniz o mesajları da buradan okuyacağım. Evet, hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Hemen lige dönmek istiyoruz. Süper Lig'e, Süper Lig'de biliyorsunuz önemli bir karşılaşma vardı. Trabzonspor, Galatasaray Trabzonspor maçı. Galatasaray 2-1 kazandı. Tabii Galatasaray'ın kazanması bir şey ifade etti Galatasaray takımı adına ama konuşulan ise hakemin yediği o kırmızı karttı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, dünya basınında da Türk futbolu hakkında bu kırmızı kart ne ifade etti sevgili Abdullah Çevrim? Hayatın boyunca böyle bir şeyle karşılaşmış mıydın? Böyle bir şeyle karşılaşmadım da. Evet. Yapılan olayın bazılarına göre iyi taraflar var. Bir spor adamı olarak, bir spor sever olarak, bir futbol emeklisi olarak ben o olayı açıkçası kınıyorum. Yani arkadaşımız gitmiş almış oradan kartı hakeme. Hakemin elinden alıp. Yere mi düşürdü? O yere düşürdü galiba ya. Ama elindeydi yine. Elinden çekip de almış. Yani bu yapılan alacağı ceza ne kadar bilemem ama dünyaya rezil olmamızdan başka bir de öbür tarafı var bu işin. Türkiye'de futbol kalkınıyor, futbol kalkınıyor diyoruz. Futbolcu hakeme kırmızı kart gösteriyor. Ama yanlışlıklar yok mu hocam futbolda? Hakemlerin yaptığı hatalar, bariz hatalar. Yani o maçın 90 dakikasına Erdoğan, baktığın zaman... Ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Hakemler ne yaparsa yapsın, o iş sahanın içinde, 90 dakikanın içinde kalır. Tamam. Bana
sen hakkını sen koruyacak olan sen değilsin. Orada senin yönetim kurulun var. Yönetim kurulu federasyonlarla konuşur, eder, onlarla halledersin. Tamam. Yani bu şahsi intikam alma olayı değil. Hayır, burada şahsi intikam var mı? Ne intikam var tabii. Hakemin elinden kırmızı kartı alıp kırmızı kartı göstermesi o futbolcunun doğrudan doğruya atılmasının sebebi. Eğer o maç başında olsa, maçın başında olsa daha büyük olaylar çıkacak. Bir yerde taraftarı tahrik etmek, bir yerde hakemleri karşısına alıp hakemlerle alay etmek gibidir. Yani hakemlere hakaret edilmiştir burada. Sen ben hep ne derim? 90 dakika bitinceye kadar sahanın hakemi hakemdir. Ama sahanın hakemi olamıyorsa hakem? Şimdi orasını sen ben karar veremeyiz. Evet. Orasını sen ben karar versek o kolay. Gel deriz seni kulağını tutar içeri atarız ama evet. Sen ben karar verdiğimiz zaman bu hakkı aramak herkes kendi hakkını arayamaz. Evet. Bir statü vardır o statüye göre hareket edilir. Evet. Burada ben onu yadırgadım açıkçası. Bana göre davranış biçimi olarak sinirlerine hakim olamamıştır, şudur budur. Bütün bahaneler gelir. Ama bir sporcu olarak, bir evet. futbolcu olarak o hareketi yapması onun lehine değil, aleyhinedir. Evet. Dünyaya rezil olduk ya. İşte başka var mı bunun için? Burada ne olacak? Heykeli diksen ne olacak onun? Dikmek evet. isteyen de varmış. Ha? Dikmek isteyen de varmış. Evet, heykeli dikilecek. Öyle ne olur bir Alex'in de heykelini diktik. 15 gün sonra herkes unuttu ya. Evet. Yani bu nedir? Ama burada kırmızı kart tamam. Benzeri Avrupa'da yaşanmış, sarı kart göstermiş. Sarı kart görmüş futbolcu. Sarı karta karşı sarı kart görmüş. O olay kırmızı kartlık mı sarı kartlık? Hangisi? Hakemin eline gösterdi. Hakeme bak, yalnız kartı gösterse bir derece bir şey düşünebilirsin. Evet. Hakeme bunu yaptıktan sonra bir de eliyle de bu var. Hakemi evet. dışarıya davet ediyor. Evet. Yani ikinci hareket mi var orada? Evet. Bu burada orada buranın kanalı ben oldum diyor şimdi. Evet. Şimdi gelip onu orada hakem atmasını ne yapsın? Atacak. Evet. Ama hakem haklı mı haksız mı orasını tartışırız. Hakemin haksız olsun. Olduğu yönler var, haklı olduğu yönler var. Ama direkt olarak baktığın zaman, bana direkt o resmi gösterdiğin zaman ya burada ne oluyor Türkiye'de derim dışarıdan birisi olsam. Türkiye'de böyle şeyler mi oluyor maçlarda? Herkes gelmeye korkar buraya. Evet, Futbol Federasyonu adına MHK'nin yaptığı açıklamada hakemin çok kötü bir yönetim gösterdiği hatta... Onu hemfikiriz. Evet, ama böylesine bir durumda bu futbolcu da sinirlerine hakim olamamış olabilir. Profesyonellik ilk başta şunu söyler. Önce sinirlerine hakim olacaksın der. Tamam. Hakemlik, aynı hakemlik yaptınız değil mi? Evet. Benzer olaylara kötü örnek midir bu? Benzer olaylar tabii, bundan sonra artabilir mi? Bundan sonra yani dua et hakemi dövenler de dövenler hocam de çıkacak. Var zaten onlar yapılıyor cezasını görüyorlar. Hani amatörde, üçüncü ligde, ikinci ligde benzerleri olayları gösteriliyor. İstemediğimiz görüntüler. Biz Türk futbolunun bu ve benzeri şekilde şiddetle karşı karşıya kalmamasını arzuluyoruz. Şiddete şiddetle karşılık verdiğin zaman cezası ağır olur. Evet. Eğer bir profesyonel futbolcu kendini ve takımını düşünüyorsa şimdi düşünün. O arkadaşımız bir oynamayacak. 6-7 haftada oynamayacak. Hem kendi kısmetini tepecek. Ekmek parasını alıp maç kazanacak. Belki takım prim alacak. Bilmem ne alacak. Transfer geldiyse transfer alacağına 7-8 maç verdiler. Sezonu bitirdin. Ne olacak? Evet. İstersen heykele değil Karadeniz'e taka yapsınlar evet, seninle. Bakalım kaç maç ceza verebilirler milli hakemlerimizden. Bak gördünüz bak şimdi resme evet, bakın. Evet. Bak elinde kırmızı kart. Evet. Hakeme de gösteriyor. Atıyor dışarı da attım. Diyor. Hakemi seni attım. Yani tamam, ben buranın kralı benim dedir. Evet. Olmaz işte. Bu her yerde bizim diyorlar ya Avrupalarda bazen gittiğimizde barbar Türkler geliyor, barbar Türkler geliyor. İşte bunlar bizim barbarlıklarımız ya oluyor. Ya hocam futbolun o kadar da barbarlığı. Değil evet. Hocam o kadar da değil bu herhalde. Bu çok şiddetli bir bak yapılan olay çok şiddetli Erdoğan. Evet. Pas geçilecek bir olay değil. Değil diyorsun. Amatör takımlardan yarın bu başlayacak. Yarın öbür birincilikler, ikinciliklere öyle onlara geçecek. Onlar yaptı. Buna ceza vermesinler. Her hafta bir hakem işte elinden alırken görüntü.
Bak nasıl alıyor, gördün mü? Evet. E demek ki bu Salih Dursun. Buna direkt ya kırmızı kartı göstermesi haklı hakemin. Hakemin bir, öbür tarafta hakemin yaptığına sen ben evet görüyoruz tamam ama biz karar verirsek o zaman hakemin orada ne işi var? Evet diyorsunuz. Teşekkür ederim. Milli hakemlerimizden sevgili Timur Fidan nasıl değerlendirecek bu kırmızı kartı? Şimdi iki açıdan bakmamız lazım. Bir, Türk sporuna ne etki yapacak? Hı-hı. Bir de kurallar ne diyor? Evet. Öyle bakmamız lazım. Şimdi ben müsabakayı da izleyen birisi olarak tabii söyleyeyim. 90 dakika içerisinde hakem bazı zaman zaman burada yaptığı sonucu etkileyecek hareketler açısından değerlendirmelerimizde evet, bütün müsabakalar için hakemin yaptığı hatayı gözlemci ve federasyon değerlendiriyor. Futbol müsabaka yönetmenine göre ve hakem klasman şeylerine göre Merkez Hakem Komitesi gözlemciden aldığı puan, medyadan gelen görüntüler, tabii federasyonun kendisi de izliyor bu maçları. Daha sonra da hukuk kuruluna bir itiraz varsa kural hatası falan gibi bunları da inceliyorlar. O zaman hakem konusunda müsabakada eğer Merkez Hakem Komitesi'nin açıklamasını dinledilerse 7'nin altında puan aldığı zaman diye. Her aldığı puana göre Merkez Hakem Komitesi her hafta oturuyor, hakemlere değerlendiriyorlar. Evet. Gözlemcinin aldığı puanlarla kaç hafta dinlendirme deriz bunu kibarca. Aslında maç verilmiyor. Evet. Cezalandırılıyor yani. Evet. Bir karşılığı var. Şimdi Türkiye'de bunu herkes biliyor. Yöneticisi de biliyor, futbolcusu da biliyor, herkes biliyor. Şimdi orada Trabzonspor güzel bir mücadele ederken sinirini, gerginliğini, kontrolünü, hareketini edemediği için gereksiz yere hakem çok doğru kararlar da vermiş olmasına rağmen arada da çok hatalı kararlar verdi. Evet. Şimdi müsabaka yönetmenine hakemin alacağı cezalar var. O bir tarafta dursun. Hakemin yaptığı hatalar var mı? Var. Bunu değerlendirecek olan biz değiliz. Tabii. Bütün seyredenler, taraftar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonsporlu olan herkes kendi açısından maçı izliyor. Hakeme veya haklı veya haksız buluyor. Bu bir gerçekçi değil. Objektif bakmaktan yanayım. Evet. Böyle bakılması gerekir. Şimdi orada hakem hatalar yaptı mı bunu değerlendirecek. Peki müsabakada bir futbolcunun bu şekilde yaptığı da müsabakalarda yazılı. Hakeme dokunamazsın. Birinci atılışta söyleyeyim size. Evet. İlk önce penaltı pozisyonunda yabancı oyuncusu, saçları örgülü bir yabancısı. Çarptı geldi hakeme. Evet. Hakeme çarptığı anda arkadaşımızın hatası onu değil, doğru karar aslında. Kendisine elle müdahale eden bir oyuncuyu oyundan ihraç eder. Ondan sonra gerildi. Evet. Şimdi orada hakemin yaptığı çok önemli bir hata var. Bizim hakem hocalarımız şunu anlatırdı. Hiçbir zaman ihraç veya gerginlik iki takım arasında olsun, futbolcular arasında olsun veya ihraç edeceğiniz oyunda menzile girmeyin der. Evet. Neden? Bazen futbolcunun sinirleri öyle olur ki alnındaki damarlar şişer, dudakları titrer, yorulmuştur, gerilmiştir. Adam o anda bir metre mesafede olursa yumruğu da çakabilir. Evet. Onun için mesafede dur. Oyunu sakinleştirin der. Evet. Atacağınız zaman oyuncu. Şimdi sakinleşirse sinir beyin kafatasına doğru gider. Tın diye vurur kafatasına. Futbolcu birkaç saniye bekleseydi hakem. Hı hı. Yavaş yavaş siniri yatışacaktı. Futbolcunun düşecekti. Ondan sonra kırmızı kartı göstersen özür dilerim hocam deyip çıkardı oyuncu. Bu sakinleştirmeyi yapamadığı için tamamen diplerine ve olayın içine girdiği için en büyük hatayı orada yaptı. Evet. Şimdi elinden futbolcu onu almakla cezayı yaptı. Evet. Bakın o kartı futbolcuya göstermeye bile gerek yok. Elinden aldığı anda beni kartı elimden aldı deyip raporunda bile yazsa. Bakın ondan sonra futbolcu tabii kendiliğinden ki çıksa bile oyun alanı terk etse bile raporunda der ki benim elimden oyundaki hakimiyet ve kontrolümü elimden almak için beni seyirciye kendi takım arkadaşlarına satmak için şu hareketi yaptı diye yazdığı zaman ondan bile maç cezası alır futbolcu. Evet. Hatırlayın bir kere ben söyledim. Uçakta bile ceza verebilir hakem. Tabii ki, tabii. Müsabakanın gidişi ve gelişinde. Hı-hı. Evine gidip raporunu yazıncaya kadar her türlü raporu hakem yazabilir. Evet. Orada oyuncunun yaptığı, şimdi bazı medyada gördüğüm eski hakem abilerimiz de şunları söylediler. Bu Türk futboluna gösterilmiş bir karttır. Hı-hı. Falan. Türk futboluna gösterilmiş kart değil. Dünyaya rezil etti. Abdullah abinin dediği doğru. O futbolcunun yaptığının da karşılığını söyleyeyim size. Hı-hı. Yani ittiğinden mesela o yabancı oyuncu iki maç ceza alacak belki. Evet. Rapora göre. Bu futbolcu için
Bunu söyleyen adam elinde de çık deyip de ikinci bir hareket daha yapıp 8-10 maç alır. Yaptıktan sonra bence sezonu kapattı. Ve bundan sonra da sahada hiç rahat futbol oynayabileceğini sanmıyorum. Evet. Bakın o arkadaşın bir daha sahada futbolu rahat oynayabileceğini sanmıyorum. Ona, hiçbir futbolcu da ona bir şey ekleyeyim ben. Psikolojik olarak. Ekleyin hocam, konuşun lütfen. Diyecek ki kendi kendine. Bunu böyle konuşun. Yapacaklar değil. Evet. Rahat oynayamayacak. Diyecek ki ben bir hakeme böyle yaptım. Herhangi bir hatasında kart gördüğünde ay ben bu eski yaptığım bir hareketten ötürü oldu zannedecek. Evet. Aslında hakemler hiçbir zaman böyle başka bir hakem için bir şey yapmaz ama kafasında o psikolojik olarak bitti. Bak şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bu ne demektir? Bakın. Mustafa'yı görüyor musunuz? Yumlu'yu. Evet. Bak o iri yarı büyük. O. Evet evet evet. Mustafa Yumlu'nun eline bakın. Evet. Adamın gırtlağını sıkacak sanki. Hakemin. Hakem nerede? Bak oyunu sen güzel takip etmişsin. Ben de orayı takip et. Önce o yabancı olan futbolcu. Esmer futbolcu arkadaşımız geldi hakem etti. İtti. Hakem orada direkt kırmızı kartını çıkarttı bıraktı. Evet. Arkasından ya öbür çocuk öbürleri geldi. Şey bizden Fenerbahçe'den giden çocuk arkasından bu şeyin o gelişi. Sonra pozisyon evet. Abi arası var onun. Ondan sonra başladı zaten. Yok yok. İkinci bir defansta oynayan sakallı oyuncu evet, ya. Evet, evet. O sonra oldu. Bir süre sonra oldu. Onun oyuncudan sonra ikili oldu yani. İkisi i̇şte, birden oldu. Bir tane değil orada ama bak. Ama bu kadar futbolcunun hakem, arasına girmez hakem. Sen demin güzel bir şey söyledin. Ne dedin? Hakem menzile girmeyecektir. Evet. Hakem menzilin içinde ona kırmızı, ona kırmızı, ona sarı, ona kırmızı atıyor. Bir dur bir kendine gel orada hakem. Hakemin en büyük hatası o. Evet. Kendi sakinleşmedi. Sinirlendi yani elinden aldı kartı diye. Dursa beklese onu. Hepsi o futbolcu bitti. Zaten bir ne yapacağını şaşıracak. Hakem bana ne yapacak diye duracak. Sakinleştirecek. O arada gerginlik var. Bitecek. Rahatlayacak. Gel bakayım sen diyecek. Tak kartını gösterecek. Raporda da yazacak bunu. Bakın yani sadece kart göstermek değil. Evet. Orada elinden almakla da o raporuna yazdığı zaman zaten 3-4 kesildi bilet ona. Evet. Ama şu anda bu yaptığıyla atıldıktan sonra da bir şeyler söyleyip de gitti zaten o. Evet. Ve maçtan sonra da açıklama yaptı. Bakın ben onları da söylüyorum. Bunlar bizim futbolcularımıza da diğer takımlara da örnek olsun. 90 dakika değildir. Futbol arkadaşlar 90 dakika değildir. Hakemin bakın bir müsabakayı aldığı anda müsabakanın tebliğini aldığından evine gidip raporunu yazıncaya kadar bütün o süre sırasında futbolcu, idareci, malzemeci kim ne yaptıysa bunları yazar raporunda. Evet. Bunu bilin. Yani sadece 90 dakika içerisindeydim. Maç bittikten sonra formamı çıkardım, hakeme hakaret ettim falan yok. Uçakta dönerken bile yaktın beni hocam dersen yine cezayı yersin. Evet. Bunu bilin. Maalesef bunlar tecrübesizlikten oluyor. Evet. Şimdi özetle Türk futboluna gerçekten büyük bir şey yapıldı. Zarar. Bunun bir kötü bir örneği. Bu kötü örnek hiçbir kimseye örnek olmasın. Bir şeyi de Abdullah abi hatırlayacaktır. Bir zamanda bir moda çıktı. Hakemlere müsabaka sırasında kötü yönetti diye. Bunun cezasını yiyor. Bakın bu hakem arkadaşımız belki FIFA kokartını kaybedecek. Evet. Yani bunların her birinin cezası var. Ama müsabakada Trabzonspor aleyhine kararlar verilmedi mi? Hakem yanlış hata yapmadı mı? Yaptı. Ama asalım mı kardeşim? İdam bile kalktı. Evet. Yani bu kadar da insafsız olmayın. Hakem de bir insan. O da hata yapabilir. Bunun karşılığını bakın FIFA olmuşken. Bu arada bunu da bilsinler. Birinci ligdeki bu süper hakemler profesyonellik olduğu için maaşları var. O 20 bin lira civarında 15-20 bin lira maaş parası alıyorlar. Bir de maç içinde tazminat alıyorlar ayrıca. Aylık alıyorlar yani. 15 evet. bin lira ya maaşı hem var. Hem paradan oluyorlar. Bundan kaybetti. Puanlar oluyorlar kendilerinden. Evet. Şimdi bu derecedeki konuma gelmiş bir adamın bu tip hata yapması ne yazık ki var. Belki ne oldum da olmuş olabilir. Evet. Yani arkadaşımız çok heyecan, genç bir arkadaşımız ama bu tecrübesizliği ne yazık ki yaptı. Bunun ceremesini çekecektir. İnşallah başka hakem arkadaşlarımız da bu tip hatalar yapıp takımların kaderiyle oynamasınlar. İnşallah başka futbolcu evet. kardeşlerimiz de böyle bir hatayı yapmaz. Yapmasınlar evet. aman. Evet, kötü örnek emsal olmaz ve olmamalıdır diyoruz. Teşekkür ediyorum ben sizlere bu hatırlatmalarınız için. Değerli izleyenler, Spor Toto 2. Lig Beyaz
gruba geçiyoruz. Spor Toto 2. Lig beyaz grupta Fethiyespor deplasmanda farklı mağlup oldu. 9 karşılaşmada 19 gol atıldı 2. Lig beyaz grupta. İstanbulspor liderliğini devam ettiriyor. Alt sıralarda düşmeme mücadelesi veren Anadolu Üsküdar 1908 ile karşılaşmıştı Fethiyespor ve 3-1 mağlup oldu. Şimdi haftanın maçları, puan durumu ve bu hafta oynanacak karşılaşma programı ekranlarınıza geliyor. İkinci Lig Beyaz Grup'ta bu hafta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Ordu Spor 1, Sarıyer 2, Kahramanmaraş Spor 0, İstanbul Spor 1, Pazar Spor 1, Hatay Spor 1, Nazilli Belediye Spor 0, Bandırma Spor 1, Hacettepe Spor 2, Konya Anadolu Selçuk Spor 0, Anadolu Üsküdar Spor 3, Fethiye Spor 1, Pendik Spor 0, Kırklareli Spor 0, Bayrampaşa 0, Ümraniye Spor 2, Menemen Belediye Spor 1, Buksal Spor 1. Bu sonuçların ardından puan durumu ise şu şekilde oldu. 52 puanlı İstanbul Spor 1. 51 puanlı Ümraniye Spor 2. 43 puanlı Sarıyer 3. 41 puanlı Hacettepe Spor 4. 38 puanlı Menemen Belediye Spor 5. 37 puanlı Bandırma Spor 6. 35 puanlı Kırklareli Spor 7. 33 puanlı Buksal Spor 8. 30 puanlı Pendik Spor 9. 29 puanlı Fethiye Spor 10. 27 puanlı Nazilli Belediye Spor 11. 25 puanlı Kahramanmaraş Spor 12. 24 puanlı Konya Anadolu Selçuk Spor 13. 21 puanlı Bayrampaşa 14. 20 puanlı Hatay Spor 15. 15 puanlı Anadolu Üsküdar Spor 16. 13 puanlı Ordu Spor 17. 11 puanlı Pazar Spor 18. sırada bulunuyor. Gelecek hafta oynanacak maçlar ise şu şekilde. Hatay Spor, Menemen Belediye Spor, Ümraniye Spor, Pazar Spor, Nazilli Belediye Spor, Ordu Spor, Kırklareli Spor, Bayrampaşa, Konya Anadolu Selçuk Spor, Kahramanmaraş Spor, Buksal Spor, Sarıyer, Fethiye Spor, Pendik Spor, İstanbul Spor, Anadolu Üsküdar Spor, Bandırma Spor, Hacettepe Spor. Evet değerli izleyenler, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiye Spor. Ligde 10. sıradaydı ve ligin sonunda yer alan, son sıralarında yer alan Anadolu Üsküdar deplasmanına gitti. Anadolu Üsküdar geçtiğimiz hafta mağlup olmuştu. Kırklareli Spor'a 2-1 mağlup olmuştu hem de ve Fethiye Spor bu karşılaşmadaki Anadolu Üsküdar 1908'i tahlil edip analiz ettikten sonra bu karşılaşmaya gitti. İşte İstanbul'da Anadolu Üsküdar karşısında Fethiyespor nasıl bir karşılaşma oynadı? Karşılaşmanın tam 4 golü ve geniş bir özeti ekranlarınıza getiriyoruz. Erbil Hıra görüntüledi. Beylerbeyi 75. yıl stadında mutlu günler. Anadolu Üsküdar Spor Fethiye Spor maçıyla sizlerle birlikteyiz. Bu maçı Anadolu Üsküdar Spor Salih, Fatih, Seyit Ali, Nurettin, Erbay, Kayhan, Furkan, Recep, Hüseyin, Tevfik ve Samet 11 ile çıkıyor. Fethiye Spor, Kubilay, Onur, Hüseyin, Uğur, Hakan Kutlu, Cenk Özbey, Tunay Acar, Aytaç, Deniz, Oğuzhan, Ersin ve İlyas 11 ile sahaya çıkıyor. Maç başladı. İlk dakikalarda Anadolu Üsküdar Spor daha baskılı oynuyor. Bir şut out'a gitti. Fethiye Spor hata. Hakan Kutlu aldı topu. Hakan bir pas verdi. Oğuzhan vurdu. Yan ağlarda kaldı. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahası alanına doğru. Mücadele devam ediyor. Anadolu Üsküdar Spor tekrar topa hakim oldu. Bir orta. Kubilay bıraktı. Out'a gitti. Fethiye Spor atağa kalktı. Hüseyin. Pasını verdi Hüseyin. Şimdi bir Fethiye Spor atağa. Aytaç. Aytaç bıraktı. İlyas'a doğru. Anadolu Üsküdar Spor ata. Hızlı çıktı Üsküdar Spor. Bir ara pas. Cenk'in kontrolünde kaleci Kubilay aldı. Taç atış kullanılıyor. Kullanıldı. Hakan ortaya çevirdi kaleci Salih. Şimdi Üsküdar Spor ata. Kaleye doğru. Tekrar Üsküdar Spor ata. Üsküdar Spor Tevfik'le atağa kalktı. Şimdi Samet pasını verdi Samet.
Top ceza sahası alanı içerisinde. Bir şut kaleciden döndü. Bir şut daha gol. Anadolu Üsküdar Spor 1-0 öne geçiyor. 33. dakikada Seyit Ali Anadolu Üsküdar Spor'u öne geçirdi. Hüseyin. Mücadele devam ediyor. Hüseyin'e kaldı top. Arka direğe doğru kaleci Salih. İlyas pasını verdi. Oğuzhan. Aytaç'a bıraktı. Aytaç karşısında Erbay. Geriye döndü. İlyas bir orta kaleye doğru. Kaleci Salih. Bir ara pas. Anadolu Üsküdar Spor tehlikeli geliyor. Hakan'ı geçti. Orta. Ceza sahası alanında mücadele. Hakan da kaldı top ve uzaklaştırdı. Hakan tekrar Anadolu Üsküdar Spor topa hakim oldu. Fatih atak yönünü değiştirdi. Bir ara pas. Tunay hızlı çıktı. Tunay kaptırdı. Tunay da yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Bir şut. Out. Fethiyespor taraftarının desteği var. İkinci yarı başladı. Uğur ortaladı. Aytaç'a açtı top. İlyas. Fethiyespor ata. Emre Okur bıraktı. Uğur. Bir ara pas. Hakan Kutlu önünde buldu. Vurdu, gol oldu. Hakan durumu 1-1'e getirdi. 50. dakikada Hakan Kutlu bu şekilde gol attı. Fethiyespor taraftarının büyük sevinci var. Serbest vuruş kullanıldı. Ersin kafaya çıktı. Aytaç uzaklaştırdı. Şimdi bir kontratak olabilir Fethiyespor adına. Emre Okur'a geldi top. Emre Okur bıraktı. Hakan çalımını attı. Hakan tekrar Emre Okur'a vermek istedi. Olmadı. Şimdi topa tekrar hakim oldu. Hakan Kutlu yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Serbest vuruş. Şimdi kullanıldı. Penaltı noktasının üzerinde İlyas. Şimdi Uğur. Uğur hızlı çıkmak istiyor. Uğur kendi topuna devam etti. Hemen yanında Hakan koştu. Bir ara pas. Hakan da top ayağından açtı ve Anadolu Üsküdar Spor defansı uzaklaştırdı. Hakan. Şimdi Tunay'a bıraktı. Tunay Aytaç'a bıraktı. El var mı? Orta hakem devam dedi. Anadolu Üsküdar Spor hızlı çıkmaya çalışıyor. İlyas pasını verdi. Uğur bıraktı. Bilal top ayağından açınca kaptırdı. Anadolu Üsküdar Spor ata. Anadolu Üsküdar Spor'da Seyit Ali. Seyit çalımını attı. İkinci çalımını da attı. Pas verdi. Tehlikeli bir pozisyon. Şut, gol. 68. dakikada Kayhan sert vurdu. Durum 2-1 oldu. Uğur. Emre Okur. Atak yönünü değiştirdi. Hakan Kutlu. Bir orta. Kaleci Salih. Anadolu Üsküdar Spor 3. gol için geliyor. Nurettin. Pasını verdi Nurettin. Anadolu Üsküdar Spor'da bir ara pas kaleciyle karşı karşıya ve 3. gol. 3. gol 90. dakikada Nurettin'den geldi. Bir ara pas Nurettin. Kaleci Kubilay'la karşı karşıya kaldı ve durum 3-1'e getirdi. Üsküdar Spor'da Oğuzhan'ı geçti. Yine bir ara pas. Bir şut da out'a gitti. Evet, köşe vuruşu tekrarlanacak. Tekrarlandı. Anadolu Üsküdar Spor defansı karşıladı. Uğur ikinci kez orta açtı. Emre Okur kafaya vuramadı. Bilal yan ağlarda kaldı.
Ve maç bitti. Anadolu Üsküdar Spor 3, Fethiye Spor 1. Evet değerli izleyenler, Fethiye Spor 3-1 mağlup oldu net bir skorla. Bakalım yorumcularımız bu karşılaşmayı nasıl yorumlayacaklar? Fethiye Spor'un sahaya çıkan kadrosunu nasıl değerlendirecekler? Bu kadar yani 3-1'lik bir mağlubiyet bekleniyor muydu? Sevgili Timur Fidan ne söylemek istersin? Önce sizden başlamak istiyorum. İstersen şöyle başlayalım. Sevgili Beyhan Çalışkan'la Fethiye Spor bu kez 3. mağlubiyetini almış oldu. Biliyorsun 2 galibiyet aldı Beyhan Çalışkan'la. 1 beraberlik. 9 gol yedi, 5 gol attı Fethiye Spor. 2-4-6 haftada ne söylemek istersin? 11 puan kaybetti. Evet. İşte yani bu oynanan müsabakalara göre de geçen haftadan şöyle bir şey söylemiştik. Puan durumundaki durumuna göre Anadolu Üsküdar 2 galibiyet almış 22 maçta. Evet. Şimdi bir maç daha oynadı. 3. galibiyetini bizden aldı. Bu şerefe biz nail olduk. Hı-hı. Yani o Anadolu Üsküdar'ı yenmeyeni döverler demiştim ben geçen hafta. Hakikaten evet. Öyle. Yemeyeni döverler. Fethiye Spor orada Anadolu Üsküdar belki bu ligden düşecek ama anıyla şanıyla Fenerbahçe'yi yenmiş. Evet. Fethiye Spor'u yenerek ligden düşecek. Evet. Yani öyle bir duruma düştük. Şimdi biraz önce görüntüleri de izledik. İlk defa tamamen sevgili Erbil Hüran'ın görüntüleriyle. Müsabakada ilk devrede 1-2 pozisyonumuz var. Atak var. Net pozisyonumuz gene yok her zamanki gibi. Ama Hakan'ın girdiği bir tane pozisyondan bir gol bulmuşuz ikinci devrenin başında. Ne yazık ki gene kadro değişikliği var. Bilal de girmiş galiba kadroya. Evet. Bu sefer Bekir Ozan Has yok. Evet. Defansımız Bekir Ozan bayram... Has sakattı. Evet. Nas sakattı. Bekir Ozan Nas sakattı. Şimdi, yani o da yok sahada evet. İşte tecrübeli olarak. Emre Okur ilk 11'de yok. Onu söyleyelim. Evet, evet. Şöyle İkinci bakıyorum. Devrenin başında bir kez daha söylüyorum. Kubilay kalede. Onur Bektaş geçen hafta yoktu. Bu hafta var. İlk 11'de rotasyon başlandı. Hüseyin Atalay, Uğur Erdoğan, Hakan Kutlu, Cenk Özbey geçen hafta vardı. Tunay Acar, Aytaç Deniz, Oğuzhan Yıldırım, Ersin Veli, İlyas Yılmazer yoktu ilk 11'de. Hatırlarsanız geçen hafta. Bu hafta İlyas ilk 11'deydi. Evet. Şimdi ikinci yarıda Hüseyin'in yerine Emre 46'da, Aytaç Deniz'in yerine Bilal 65'te ve İlyas'ın yerine de 85'te Serdar Vefa Yeşil girdi. Bence tam tersine 5. dakikada İlyas çıksa da girse daha iyiymiş. Hı hı. Bence kadroda Bilal de yanlış. Rotasyon adı altında bir değişik, bir garip bir uyutma. Yani kadroda deneme yanılma yöntemiyle hala kadro tespit edeceğiz. Tabii düşme olmadığı için çok rahat bir şekilde oynuyoruz. Ama Emre'ye de yazık ediyoruz. Bayram yok. Takımda defansta ahengi tamamen bozuldu. Takımda. Bayram kadroda. İlyas girdi şimdi. Bayram sakat. Yani, kadro yanlış götürmüş. Bayram orada sakat. Oynamıyor. Götürmüş şimdi Bayram. Bayram sakat kadroda yok yani orada. Gitti ama Bayram. Yok, kadroda yok. Onu demek istiyorum. İlk on, geçen maç kadrosunda yok yani. Geçen hafta da yok. Sakat çünkü Bayram. Bu hafta da yok. Bu hafta da yok. İşte devamlı bu şekilde kadroda değişiklik yapa yapa bu hale geldik. Son 3. golü gördük şimdi şurada. İlyas ne iş yapıyor, ne yapıyor orada? Maden bulmuş Anadolu Üsküdar'ı. Sağ kanatta soldan getirip sağ tarafa oyunu çevirerek 3 tane gol atmış. Daha az bile atmış bence bu kadar kötü bir oyunda. Şimdi gollerin pozisyonlarını gördüğümüz zaman daha da hatamızı ne kadar yaptığımızı göreceğiz. İlk golde de korkunç bir hatamız var. Tek başına arka tarafta bomboş. Refakat ediyor Ersin oyuncuya ilk golde. Şimdi şurada, evet. Şu pozisyondan sonra dönecek işte pozisyon. Gol oluyor kalemizde. Son üçüncü golde de İlyas sağ tarafta yok. Nerede olduğu belli değil. Adam sağ taraftan sola doğru oyunu, solun oyundan bizim yani bizim takıma göre sol tarafta bomboş alana bıraktığı zaman çok rahat bir yerde gol atıyor. Evet. Yani bu kadar sıkıntılı mücadeleci, her yerde basan
adam gibi futbol oynayan, seyir zevki veren diye hocamızın söylediği şeyi haftalardır göremiyoruz. Puan karşılığı olarak bakarsan hocamız iki galibiyet, bir beraberlik, değil mi? Evet. Bir mağlubiyet daha aldık şimdi. 8-11 puan kaybetmiş olduk. Evet. Yani 7 maçta 6 maç. Pardon, 6 maçta. 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alındı Beyhan Hoca ile beraber. 9 gol yedi ve 5 gol attı. 2 galibiyet, 6 puan aldık. Evet. Bir beraberlik aldık, 7 puan aldık. Evet. Kaybettiğimiz puana bakın. 3 mağlubiyet, 7 maç 6 maçta 18 puan olması lazım. Evet. 18-7, 11. 11 puan kaybetmiş oluyoruz. Evet. Yani kaybettiğimiz kazandığımızdan fazla, hem de 3 puanlık sistemde. Evet. Yani buraya bakarsak ilk yarının daha da kötüsü. İlk yarıyı biz kötü görüyorduk. Evet. Oyun beklemiyoruz ama mücadele de yok. Yani bu saatten sonra ne yapılır? Yani düşme de bitti. Yani alttaki takımlar bitti. Bari gençleri oynatın kardeşim. Hı hı. Yani emeklilerin şeysi sayfaya eve olmasın Fethiyespor. Hı hı. Biraz da onu değerlendirelim. Genç çocukları oynatın. 3 yiyeceğine 5 yesinler. Evet. Yani ama pişsinler. Yani onu bekleyelim artık. Yani başka bir şey beklenmiyor Fethiyespor'da. Bu tür düşünce yanlış. Ben ona katılmıyorum senden. Yani bu kadar oyun ama tamam, abi 3 deplasmanda 3-3 yenmez yani bu kadar da kötü olur mu? Rotasyonda savunacaksın bunu. Ben evet. Bakın onu savunmuyorum. Burada bir maça çıkılıyor. Şimdi bahaneler çıkacak ortaya. Ne diyecekler? Bir, bunun başında söylüyorum bak. Ha, saha suni çimdi, ondan biz oynayamadık. Birinci mazeret yağmurdu, mi olacak? Çamurdu, ben onu da sordum. Onun cevabını aldım. Biraz sonra röportajlar ekranlara gelecek. Evet. Yani bak şimdi girdiğimiz pozisyonlar görüyor musun? Yani bunlar... Pozisyonumuz yok ya. Evet, konuşun buyurun. Bakın bomboş geliyor yayla gibi ya. İki kişiyle atak yapıyoruz. Şu pozisyonlara bakın. Evet. Şimdi şurada gol yiyeceğiz biz şimdi bak. Sol tarafa döndü. Adam geriye çıkaracak. Dur bir dakika. Yönetmen arkadaş. Şimdi bu golü birazcık geri alır mısın? Biraz evet. Geri al. Biraz geri al. Tam adam topu vururken. Biraz daha geri al. Bak şimdi şu pozisyona bak. Adam geriye doğru versin. Vurmadan evvel duruver. Tamam ileri al. İleri al biraz daha. Evet, devam. Biraz geldi daha, top. Al. Top geldi. Gelsin, devam ediyoruz. Arkaya çıkarıyor şimdi. Evet, biliyorum. Evet. Biraz daha yürüt. Yürütelim. Sevgili Ali. Biraz daha yürüt. Şimdi ileri doğru, geriye doğru çıkaracak. Çıkarsın. Burada 10 numara. Bak, evet. Çıkarsın geriye doğru. Hı-hı. Geriye doğru çıkarsın. Dur şimdi. Bak şimdi kaç kişi var abi? Dur. Burada dur. Evet. Bak şimdi. 4 kişi var. Bir tanesi, bu 5 kişiden bir tanesi geriye çıkacak topa doğru hamle yapma bile yok ya. Olduğu yerde ama duruyor. Bak zaten geriye çıkması gereken futbolcu içeri gidiyor. Geriye alırsanız göreceksiniz tabii. Tam biraz geriye alır mısın sevgili Ali? Evet, geriye bak. Alalım. Devam et. Devam et, topun gelmesini biraz daha al, devam et. Bakın. Evet. Şimdi buradan oynatalım. Yavaş bir kez yani. Daha bakın. Evet. Bakın. Orada bu atladı. Kesemiyor. Tamam. Bunu kesemedik bu topu. Elinden geçen. Ve geçti. Geçti. Kim o kim? Ama geçti. Bir dakika dur ya. Bak öbür adam da orada. O kim oradaki? O önünden topunu önünden geçiyor top. O kim? Evet, Cenk mi? Cenk Özbey mi? Bilemiyorum. 23 numaralı mı? Numarayı bir kez daha görelim. Bak, eli arkada gerçi. 11 numara o ya. Hayır. 23 numara. 23 Cenk. 23, Cenk o basmış. Hayır, Cenk bastı. Devam edelim. Koşan oyuncu. 27 numaralı oyuncusu Fethiyespor. Tunay. Oysa Tunay oraya koşacağına adam topa tutsa, evet top alacak olan adama şut atmaya gelen oyuncuyu tutması lazım. Evet. Burada bir savunma zafiyeti var. Şurada oraya kadar gitme. Şu topu geriye al. Evet. Al geriye. Al baş. Ta geriye, daha geriye al. Bu taraftakini al, buradakinden al. Bak şimdi. Şu var, dur burada. Bak. Şu ortadaki bir adam var, gördünüz mü? Evet. Bakın topu atıyor önünde, bak. Ayağının içiyle atıyor da. Bak. O adam kim? Top önünden geçiyor. Tamam, bakın. Cenk. Bu değil, öbürü. Adam, arkadaki tamam, beyaz. Tamam, devam et Cenk Özbey. Bakın şimdi, bak. Şu top atın, orada kesilir, bak. Bakın Allah aşkına, bu top kesilmez mi ya? O da sanki zeminden burada, zıplıyor o top. Bak, bir dakika dursana şurada, bir dakika dur. Bakın, bir dakika dur burada Ali. Bak şimdi, burada...
adam o kadar akıllı top kullanıyor ki şu 7 numara oyuncu. Evet. İleride offside adamı olmasına rağmen gerideki adama evet. kullanıyor. Evet. Şimdi o adam da ne yapıyor bak ağır ağır çıkıyor offside'dan. Evet. Söylüyorlar çık diyor o. Bak şimdi biraz daha oynat ileri doğru yavaş yavaş. Bak adam offside'dan nasıl çıktı görüyor musun? Evet. Bak şimdi bizim oyuncunun hizasına. Gelişine de mermi gibi vuruyor. Ya top evet. önünden geçiyor adamın da ayağını kaldırmıyor. Kaldırmıyor evet. Yani evet. bu kadar buna bir şey denmez geldik. Mermi abi. Abi mermi. Burada oyuncu paylaşımı yok. Değil mi? Adam paylaşımı. Adam evet. paylaşımı yok. Savunma zafiyeti oldukça büyük. 5 kişiyle 3 kişi. Evet 5 kişiyle 3 kişi dediğim gibi. Üçüncü gol müydü? İkinci gol müydü? Bu üçüncü gol. Evet. Şey ikinci gol pardon. Evet. Geçiyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Üçüncü golü devam edelim. Sevgili Abdullah Çevrim. Diğerlerine geleceğiz. Ya hocam. Anlatıyor arkadaşlar. Evet. Daha iyi. Sözlerini evet. Yani bir de şimdi üçüncü gol var tabii. İkinci yarıda bizde bir iki pozisyon yatıp Hakan'ın ilk attığı şurada bir gol var. Bak buradan giriyor şimdi. Göbeğiyle alıp yürüyor. Evet, geçti. Çok güzel bir gol attı. Ama genel olarak müsabakada biz kötüymüşüz galiba. Evet. Anadolu Üsküdar kötülükten düşüyor ama biz Anadolu Üsküdar'dan da kötüymüşüz. Evet. Yani bu pozisyon olarak. Burada galip gelsek, 3 puan alsak biz daha rahat olurduk. Bu gole de bakalım hemen. Yani evet. Anadolu Üsküdar can şimdi, derdinde evet. ama onu da bilelim yani can derdinde. 2-3 seriye yakalarsa. Bakın şimdi şu boş, nerede buradaki sol bekteki adam? Evet. Bizim İlyas ara transferde takviye diye aldığımız evet. Beyhan Hoca'nın önerisiyle gelen. Evet. Nerede kardeşim o? Ya şu pozisyona bakın ağır ağır oynat. Sol taraftan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak şimdi üçlü. Ersin ne yapıyor orada? Ersin o hamleyi adamı indirse orada olmaz mı? Evet, sarı top görmezsin faul. Ama bak sol tarafa gidiyor pozisyon. Bu daha Ersin önce. Nerede? Öbürü nerede? Adam, adam nerede? Allah aşkına bir bakın. Bu golden ya. Sonraki pozisyon abi. Ne gol? Gole gidiyor daha yeni ya. Hayır. Bu dördüncü evet. pozisyon. Bu da gol olsa dört olacak. İşte adam orada işte. Az bu, önceki gol pozisyonuna gidelim sevgili Ali. Gollerin önemli değil. Goller önemli değil. Şuradaki düzen, yani oyun düzeni berbat bir oyun düzeni. Kimin ne yaptığı belli değil. Ha, onu evet. anlatmaya çalışıyorum. Mevlam Kayıra. Nasıl ister, sistem? Mevlam Kayıra. Ben söylediğim şey vardır. Biliyorsunuz işte bindik alamete gidiyoruz kıyamete. Öyle bir şey bu. Yani burada önemli olan golün oluşu olmayışı değil. Bakıyorsun yani takım futbol olarak ortaya bir şey koymuyor. Ben futbol oynayacağım. Şurada iki arkadaşım bir arkadaşlara birbirine yardımlaşma yok. Bakın. Evet. Biri şartlı oynuyor, biri kartlı oynuyor. Evet. Yani bu böyle olmaz. Yani Emre takım, bu takımın kaptanı niye devre arasında sokuyorsun işte kardeşim? İşte gol. Bu gole bakalım hemen. Aa işte şu gol. Yani şu gole bak. Nerede? Şu arkadaş ayağını kaldıramıyor. Geliyor bakın. Bakın iki kişiyle geliyorlar. Soldan da bindirme var. Nereye atıyor adam bakın. Bak. Bak oyunu ters tarafa çeviriyor bak. Evet. Bizim 4 kişinin arasından 4'ü birden nerede senin sol bekin? Evet. Nerede sol bekin? İlyas işte ara transfer. Evet Onur Bektaş da bakın ortada. Yani bu bomboş durumdaki oyuncuyu bir tane oyuncu makasa almayacak mı? Yani kaçıracak mı? Bakın geriye doğru alalım. Şimdi, bakın bomboş en yakın kim var orada? Onur Bektaş. Topun oraya atılabileceğini Onur orada rahatlıkla görüyor. Hepiniz yanılıyorsunuz. Orada bakın 4 tane adam var. Gerisi tamam. bu tarafta bizim futbolcular ileriye gelmemişler. Evet. Başka bak 1 2 3 4 kişi oynuyor. Hayır şu 6 numarayı diyor Erdoğan Hoca. Ben onu demiyorum. Abi sen boş. Oyunun düzenine bak. Oyun düzensizliğine bak. Düzensizliğine bak. 1 2 3 4 kişi var. Sol tarafta adam yok. Sağ bekte adam yok. Sol bekte adam yok. Nerede bir adamlar? Evet. Hepsi geride. Yayla. Ne geziyorlar orada? Hayır, geziyor değil. Kimi beğeniyorlar? Risk aldı atakta ve kaptırılan topla hızlı bir şekilde ileriye oynayarak bir hücuma kalkıyor rakip ve bu hücumu da değerlendiriyor. Erdoğan, senin gazeteciliğin kadar benim futbol hayatım var. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada risk almak bilmem ne. O riski başından alırsın. Takım oyunda der ki hoca iki kişi herkes ileri gitti mi? İki tane adam geride bırakır stop orada evet. Sibop. Ekrana getirir. Çok süratli bir adam. Yani, evet. Çok süratli iki tane adam bırakır ki onlar bir an evvel topu kessin öbürleri de geride gelebilsin. Hocam tamam gelebilsin ama 6 numaralı oyuncu
Onur çok yorulduğundan mı kaynaklanıyor nedir? Yani bakın ne kadar boş o tarafa bak, sağ taraftan ya. Yani bu kadar bakın daha top gelmedi. Bakın 6 numaralı oyuncu nereye hareket etmeli? Yani ne zaten, söyleyebilirsiniz? Yani oğlan zaten başından içinde. Gitmiş o. Başından kopmuş. Ne oynadı bilmiyor. Bak 4 kişi. O ne oldu? Oynadı bilmiyor. Aynı yerde. Evet. Bak üç, orada bir o kendi kendine oynuyor orada. Evet. Oradan ya koşarak geldi ileriye gitmişti de koşarak geldi yardım edeyim dedi geç kaldı. Nefesi oraya kadar yetti orada durdu. Hiçbir şey yapmıyor. Ne faydası var bana ne zararı var. Böyle evet. Bakıyor. İşte futbolda yardımlaşmanın olmadığını gösteren bir hareket bu. Yardımlaşma olacak bu diyeceksin sen bu adamın üzerine gideceksin. Hı-hı. Bu adamın üzerine git, adamı, adamı boz. Adamı tutacaksın adamı ya boz, da alanı, evet. Alanı koruyacaksın. Ya saha markajı yapacaksın ya, adam markajı yapacaksın. Evet. Ama sen ikisini yapmayayım orada seyrediyor. Hı. Ben şimdi burada hocaya da bir şey demem ki. Bunlara bir şey göstermemiş. Kubilay ne yapsın abi? Bunu? Göstermemiş hoca bunlara bunu. Hayır, kaleci evet. Ne yapsın buna? Kaleci geliyor, can siper hani o üzerine. Bak abi şimdi aynı şeye bak. Bu da vur, vur da vur orada kaleye vur. Kaleye kaleye bak. Kimin ayağının önden geçiyor bak. Bir iki adım daha atmış olsa topu çıkartacak. Ya o hamle yok. Evet, yapamaz abi. O hamle yapamıyor. Evet. Yani iki tane gol yedik. Birisi biri bu, biri de öbür tarafında ayağına yetişemedi, önünden geçti. İki gol bedavadan yiyorsun. Hoca diyor ki bizim şeyimiz yok. Ya sen gol yemişsin, sen berbat bir top oynamışsın. Bana kendini müdafaa etme artık. Fethiyespor bugün çık buraya de ki Fethiyespor hayatının en kötü futbolunu oynadı. Evet. Kabahat benim de çık. Evet. Bana dede korkutmasını anlatma. Evet, Fethiye Spor Teknik Direktörü Beyhan çalıştı. Emre'nin kadroya alınmaması ne demek abi? Niye 45. dakikada oyunu sokuyorsun adamı 46. dakikada? Sağlam adam. Sevgili Timur ona kalırsa 86'da adam sokuyor. Genç çocuğu sokuyor 86'da. Böyle oyun değişikliği olmaz. Allah rızası için ya. O çocuk oyuna girene kadar zaten maç bitecek ya. Burada programda Ahmet Hoca da Hakan Kutlu'yu 90+1'de oyuna soktuydu. Evet aynı şey. Değişen aynı, bir şey yok. Şimdi bu da Serdar Vefa Yeşil'i yemek için yapıyor. Abi yanlış. Sokalım. Ben hocam, o çocuk için olmaz ya. Olmaz canım. Yemek için bu. Başka bir bu, şey. Bu o çocuğu düşünmüyor. Bir yerde o çocuğu düşünmüyor. Eğer o çocuğu düşünse ben o çocuğu oyunun başında koyarım. Koyursun, geçsin. Koyma yorsun. Bari, sokma onu ya. Hayır, oyun orada yorsun adamları çıkart ondan sonra. Evet. Ama çocuğa oyuna gir. Fethiyespor'un yediği kadar golü ekrana alalım mümkünse. Yediği kadar önüne İlk yemek koyarsın. Yediğini yer, yemediğini yemez. Evet. Sen de onu yaparsın abi. Yani illa bu çocuğun üzerinden başka şeyler düşünmemek lazım. Şimdi geçtiğimiz haftaya gittiğimizde Fethiyespor Kahramanmaraş'la oynadıydı. Evet. Kahramanmaraş karşısındaki oyunla şimdi bu oyun arasında bir savunma ya da hücumda nasıl bir değişiklik vardı Fethiyespor'da? Var mı görebildiniz mi? Bütün pozisyonlar bunlar. Onu söyleyelim. Başında durduğum, tek tek aldığımız pozisyonlar bunlar. Ben sana gerçekleri şurada rahat rahat söyleyeyim. Bu takımın ne bel kemiği, ne ayak kemiği, ne bilek kemiği mevcut. Yok. Ben hep diyorum ya, koyduk çayırı Allah kayrı oynuyor. Sistemin olmadığı yerde futbolcuyu tenkit edemezsin. Kaos olur. Hocam, Bayram orta alanda. Evet. Hüseyin'le beraber. Yani şöyle daha önceki kadroya baktığımızda defans ağırlıklı olduğunda tamam zaman zaman hata yapılıyordu. Ama bu kadar hata var mıydı? Daha güvenli değil miydi? Şimdi hata yaparken daha iyisini yapmaya uğraşan bir teknik direktör var elimizde. O hatayı yaptı. Ben daha büyüğünü yapayım diyor. Şimdi sen orada defansın oturmuş bir defansın varken senin o defansı bozup da orada hayal aramak Emre'ye getirip sağ kanatta oraya Emre'ye koyuyorsun. Oraya santifor olarak alıyorsun. Adamı çıkartıyorsun oradan Emre'yi sağ bekin olduğu yere koyacaksan oradan Emre'yi gole getireceksin. Hangi taktikle yapıyorsun bunu sen? Hangi oyun tarzıyla yapıyorsun? Çift santifor mu oynuyorsun? Yoksa tek santifor mu oynuyorsun? Hani hangisini oynadığın belli değil. Ne olmuş? Adam değiştirdik. Onu da koydum, oynattım. Ne o çocuğun adı? Serdar Ali mi? Serdar Vefa Yeşil. Onu da oynattım. Demekten başka bir şey yaramayacak bir hareket yapıyor Beyhan Çalışkan.
Yani ben vallahi şaşırıyorum. Billahi şaşırıyorum. Bir takım bu kadar kötü oynamaz. Evet, Fethiyespor'un yediği birinci gol. Bak, İlk gole gelelim. Bakın biraz daha geriden. Ha, biraz daha geriden alsın bak pozisyonun başlangıcından. Abi. Bu gol girdikten sonra. Geriye doğru al biraz daha. Oyunun başından oraya nasıl geldi? Orta evet. sahaya doğru geri git, geri git daha. Biraz yok herhalde iyi. Hocam. Bak, var var. Bir, iki, bak, üç. Ha, tamam. Bak şimdi. Bir, bak, iki, bak, bir dakika dur şimdi şurada. Şurada dur. Bak orta sahadaki çocuk aldı topu. Evet. Alıyor. Sağ açıktaki Abdullah abi en baştaki adam boş. Evet. Anadolu ise. Evet. Önünde Ersin var. Evet. Değil mi? O topun oraya gideceği belli. Öyle değil mi şimdi? Oynat yavaş yavaş. Bak nasıl gidiyor. Bak şimdi devam edelim. Çok ağır ağır oynat bunu. Ağır ağır oynat. Bak. Ersin basmıyor. Basmıyor. Bak duruyor şimdi. Pres yaptı. Bekliyor. O adam hafif bir yanından geçip basıyor. Ersin şu anda bak kalecinin önünde. Ve Seyit Ali vuruyor. Gol oluyor. Bomboş. Arkadaki adam gene yayla gibi bomboşta. Boşta. Bakın bütün sanki hani kuş şeysi sürüsü bir arada olur ya. Fethiyespor'un futbolcuların düzenine bakın. Say şimdi adamı. 7 tane. 7. Evet. 4. 6 kaleciyle beraber 7 kişi. 8 kaleciyle beraber. Say oraya iyi say. 4, 7. Evet. Evet. Ama yani bir tane, 3 tane adam gol atıyor ve arkadaki adam da boş yani 3. Evet. adam. 2 adam, 5 adam. Gol atardan bomboş. O orada. Evet. Öndeki dokunamıyor zaten. Top bakın. Para gelecek diyor. Evet. Kaleciye yakın olan futbolcu dokunamıyor. Yavaş yavaş oynat onu, sırt numarasını görelim. O soldakinin. Devam et şimdi. Bak şu adam sağa veriyor. Gayet güzel hazırlanmış bir pozisyon. Bak verdi. Oraya baskı yapmıyor ki o. Şimdi gitti oraya. Bir dakika dur. O şu anda İlyas karşılayan evet. pozisyonu. Karşıladı. Evet. Karşılayabildi mi bakalım. Oynat devam et. Devam et. Karşılayamadı. Hemen arkasında kalecinin önünde Ersin var. Ersin'le kalecinin arasından gidiyor top. Evet. Bak. O adam dokunsa gol gene. Tabii ki. Peki o adam tutan kim? Yok. Arkadan sonra sekiyor, arkadaki adam vuruyor golü. Evet, bak Seyit Ali. Tutan adam orada, bir tane var arkada. Arkasından. Boşalırsa gelecek, evet. tutacak onu. Evet. Yani açıkçası. Yıllarca top oynadınız. Bir şey soracağım sevgili Abdullah Çebi. Abi sözünü, böyle sen kolay gol attın mı hiç hayatımda? Sözünüzü unutmayın. Hani forvet olarak böyle bir gol attı mı kolay? Ya... Neyse de evet, sözünü unutma ama şunu sormak istiyorum. Hani geçtiğimiz haftalarda rakiplere karşı gol atamıyoruz, kapanma dediğimiz. Fethiyespor az önceki pozisyonlarda, o yediğimiz gol pozisyonlarda kapanmış bir defans anlayışı var mı? Yok. Yani Fethiyespor. Ya Erdoğan, yani sabahtan beri ne konuşuyorsun sen? Biz Haybiye mi konuşuyoruz? Burada ne taktik var, ne düzen var, ne bir şey. Ya 7 tane adam var, 3 tane adam gol atıyor ya. Evet. Allah seni bir şey söyle ya. Yani buna bir şey söylemiyoruz biz ama yeter artık yani. Buraya kadar geliyor ya. Yani bu kadar. Şimdi kalkıp da bana mazeret yani arasın. Abi 7 kişiye bak ne güzel söylüyor. 7 kişiye 3 kişi diyorsun. Evet. Adam başı 2.5 adam düşüyor ya. Evet. Yani Tevur, bir de adam 2.5 kişi bir adamı tutamıyorsun demek. Bir de buna rağmen sen ben çıkıp da orada şunu yapacağım, bunu yapacağım demeye hakkın yok ya. Evet. Futbolcu olarak da yok. Futbolculara bakın. Evet. Golleri yediğimiz zaman futbolcuların şöyle hallerine bir bakın. Allah aşkına ben onu çok iyi izledim. Öyle bir şeyinde verdin ya sen. Hı hı. Öğlende o golü kimseye ne olmuş gibilerdi yani. Mahallede olur ya. Ha gol oldu ya, mahalle maçı gol oldu. Öyle bir hal. Gazozuna maç gibi yani. He? Evet. Gazozuna maçtan da kötü. Hiç olmasa onlarda bir gazoz iddiası var. Burada alıyor. Herkes bitiyor tamam. Ya bu iş olsun bitsine getirmişler artık ya. Hani bir şarkı var ya. Evet. Arabada 3, evde 5 falan diye bir şarkı var. Onun gibi biz deplasmanda 3, evde 1 böyle gidiyoruz. Ya gerçekten de öyle oldu. Fethiyespor deplasmanda oynadığı Konya Anadolu Selçukspor maçında 3-0 galip geldi. Deplasman değil, Muğla'daki maçta. Ardından Bandırma deplasmanında 3-0. Hacettepe deplasmanında 3-0, Anadolu Üsküdar deplasmanında da 3-1 yenildi. Son hafta
haftalardaki mağlubiyetler böyleydi. Bu işte taraftar diyorsun. Taraftar bir otobüs, iki otobüs taraftar gitti. Evet. Ben gidenleri de biliyorum çocukları. Evet. Ellerinden geldiği kadar onu da yaptılar, bağırdılar, çağırdılar. Taraftar daha ne yapsın abi? Onlar maç bitiyor. Erdoğan Allah canı versin. Dur, dur, benim de telefon şey gibi. Benim dostlarım var, sen de biliyorsun, evet. Kaş'tan gelenler bana telefon açtı. Adam dedi ki, ben seni seviyorum, bir daha Fethiye'ye de gelmiyorum dedi. Yani küstük mü dedim. Evet. Ya küstüm ben de, Fethiye'ye gelmeyeceğim. Küsmeye hakkı yok. Haklı ya. Evet. Haklı. Ama küsmeye hakları yok Fethiye Spor taraftarları. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarda lacivert beyazlar oyun anlayışını bak şimdi değiştirir. Buradaki gidişi... Alper organize etmiş. Evet. Şeyleriyle beraber. Çocukların şeylerine kadar her şeyini almış. Bravo dedim Alper. Yani taraftar olarak sen böyle bunları yapıyorsun. Ama öne geçin artık. Taraftar da bir şeyler yapsınlar. Evet, taraftarlar mesajlarında ne söyledi? Az sonra ekranlara getireceğim. Mesajları da okuyacağız sevgili izleyenler. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Muğla'nın televizyonu Kanal F'de spor saati devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Çok güzel.